Kim Bilecek Yarışması kitap bahçesinin katkılarıyla başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm değerli Rehber TV izleyenleri. Kim Bilecek Yarışma programıyla sizlerleyiz. İnşallah bundan sonra her pazar akşamı saat 20'de huzurlarınızda olacağız. Sizlere bir takım sorular yönelteceğiz ve e, sizleri bir yarışmaya dahil edeceğiz Tabii siz de dilerseniz. E, bunun için öncelikle kimbilecek.com adresine gideceksiniz ve orada bir kayıt oluşturacaksınız. Kayıttan sonra e, yarışmaya katılmaya hak kazanacaksınız her soru ekranınızda belirecek. Biz burada yarışmayı başlattığımızda sorular artık telefondan girdiyseniz telefonunuzun ekranında, tabletinizin ekranında veya bilgisayarınızın ekranında görülecek tek tek cevaplayacaksınız. Biraz sorularımızdan bahsedelim. Tabii öncelikle ekranın ön kısmında benim solumda sizin sağ kısmınızda olması gerekiyor. Bir QR kodu var. O QR kodu okutup kimbilecek.com adresine gideceksiniz sizi oraya yönlendiriyor ve kayıt yapacaksınız. Sorularımız hakkında biraz bilgi verelim. 20 soru yönel yönelteceğiz sizlere ve her bir soru için 30 saniye vereceğiz. Nasıl bir 30 saniye? Şöyle ki ben soruyu okuduğum okumaya başladığım anda süremiz başlayacak. Böyle ve birden 10'a kadarki sayılar e, sorular 100'er puan olacak. 11'den 15'e kadarki sorular 200'er puan olacak. 16'dan 20'ye kadarki sorularda 300'er puan olacak ve toplamda 3500 puanlık bir yarışma. Tabii her 5 soruda bir burada ekranda bir liste belirecek. Listede e, ilk 10'a giren yarışmacılarımızın isimleri olacak. 5. sorudan sonra, 10. sorudan sonra, 15. ve en son finalde 20. sorudan sonra... E, ...artık ödül kazanan yarışmacılarımızın isimleri Belli olacak listede verilecek. Evet şimdi e, tekrar hatırlatmak babında kısa bir VTR izleteceğiz sizlere. Onu izledikten sonra yarışmamızı başlatalım. Kim Bilecek Yarışması Nasıl Olacak? Televizyonumuz ekranında yarışma başlar başlamaz yarışmacıların bilgisayar, tablet veya cep telefonuna soru ve şıkları gelecektir. Televizyondaki geri sayım bitmeden kendi ekranınızdan cevap şıkkını işaretlemelisiniz. Geri sayım bittikten sonra seçtiğiniz şıkkın doğru veya yanlış olduğu ekranınıza yansıyacaktır. Doğru bildiğiniz her sorudan aldığınız puanı ekranınızdan görebileceksiniz. 20 sorunun sonunda televizyon ekranına en yüksek puan alan 10 kişinin isim listesi yansıyacaktır. Puan tablosu televizyon ekranına yansıdıktan sonra yarışmaya katılan herkesin puan ve sıralaması kendi ekranında görülebilecektir. Yarışmamız 20 sorudan ibarettir. Her soru için 30 saniye bekleme süresi vardır. 1'den 10. soruya kadar 100'er puan, 11'den 15. soruya kadar 200'er puan, 16'dan 20. soruya kadar 300'er puan olacaktır. 20 sorunun tamamını doğru bilenler 3500 puan alacaklardır. Soruları en kısa süre içerisinde en fazla doğru yanıtlayanlar günün birincisi olacaktır. Evet, VTR'mizi izledik. Tekrar hatırlatalım. kimbilecek.com adresine gidiyorsunuz, kayıt oluşturuyorsunuz, ardından yarışmaya girmeye hak kazanıyorsunuz. Bakın ekranda ön kısımda bir QR kodu var. Onu telefonunuzdan okutun ve kimbilecek.com adresine gidin ve kayıt oluşturun. Evet, eğer bunu yaptıysanız ee, biz hazırız. Ekip hazır, sorularımız da hazır. Eğer siz de hazırsanız sınav, e, sorularımızı, yarışmamızı başlatalım. İlk sorumuz, ilk 100 puanlık sorumuz gelsin. <laughs> Bir gün öleceğiz. Apache helikopterimi, kalp krizi mi derseniz ben Apache'yi tercih ederim diyen Filistin direnişinin sembol lideri aşağıdakilerden hangisidir? A) Şeyh Ahmet Yasin, B) Yahya Sinvar, C) İsmail Haniye D. Abdulaziz Rantisi. Evet son 5 saniyemiz kaldı. A) Şeyh Ahmet Yasin, B) Yahya Sinvar, C) İsmail Haniye, D) Abdulaziz Rantisi. Evet, doğru cevabımız Abdülaziz Rantisi olacaktı. Evet, Şeyh Ahmet Yasin diyen seyircilerimizin oranı yüzde 19. Yahya var diyen seyircilerimizin oranı yüzde 4. Burada da görüyoruz İsmail Heniye yüzde 13. Abdülaziz Rantisi yüzde 64. Seyircilerimizin çoğunluğu doğru cevabı bulmuşlar. Tebrik ediyoruz. Tabii bir hatırlatmada bulunalım. Abdülaziz Rantisi... Ee, bu sözü söylemiş ve bu sözü yerine getirmiş bir e, liderdir. Nitekim Abdülaziz Rantis'i İsrail helikopterlerinin Gazze'de aracına düzenlediği füze saldırısında 17 Nisan 2004'te şehit oldu. E, e, Abdülaziz Rantisi Hamas liderlerindendi. Şeyh Ahmet Yasin'in şehadetinden sonra liderliğe, Hamas'ın liderliğine geçti. E, Yahya Sinvar henüz hayatta kendileri şehit olmadılar B şıkkındaki. İsmail Heniye de yakın vakitte e, 31 Temmuz 2024'te şehit oldular. Allah şehadetlerini kabul eylesin diyoruz. E, ve ikinci sorumuzdan devam edelim. İkinci sorumuz gelsin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki Şeytan bir yolda seninle karşılaşsa mutlaka senin yolundan başka bir yola sapardı dediği sahabe kimdir? A. Hazreti Osman, B. Hazreti Ali, C. Hazreti Musa, e, Mus'ab, D. Hazreti Ömer. Son 5 saniyemiz. <laughs> A. Hazreti Osman, B. Hazreti Ali, C. Hazreti Mus'ab, D. Hazreti Ömer. Evet değerli izleyenler e, ee, doğru cevabımız Hazreti Ömer olacaktı. Ko kolay bir soruydu. Oranlara bakalım hemen. Hazreti Osman diyenlerin oranı yüzde iki. Hazreti Ali diyenlerin oranı yüzde on iki. Hazreti Musab diyenlerin oranı yüzde üç. Hazreti Ömer diyenlerin oranı yüzde seksen üç. Seyircilerimizin çoğu doğru cevabı bildiler. Tebrik ediyor. Tebrik ediyoruz. Ee, bunu biraz daha bu olayı biraz daha açmak istiyorum. Resulullah bir gün e kadınlara kadınların bulunduğu bir mecliste sohbet anlatırken Hazreti Ömer'in geldiği duyuluyor. Bunun üzerine kadınlar korkudan sağa sola kaçıyorlar. Bir yerlere saklanmaya çalışıyorlar. Hz Resulullah bunu fark edince tabii gülümsüyor. Hazreti Ömer içeri girdiğinde olayı anlayamıyor. Resulullah'ın güldüğünü görünce soruyor ya Resulullah neden gülüyorsunuz diye. Resulullah olayı anlatıyor ve diyor ki ey Ömer ben peygamberim benden bu kadar korkmuyorlar kadınlar. Bunun üzerine Hazreti Ömer Kureyş kadınlarına yöneliyor ve diyor ki ey Kureyş kadınları ben sadece Ömer olan bir Allah'ın bir kuluyum. Neden benden korkarsınız? Hazreti Ömer Hazreti Resulullah da diyor ki öyle deme ey Ömer işte bu sözü söylüyor. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki şeytan bir yolda seninle karşılaşsa mutlaka senin yolundan başka bir yola sapardı. İşte böyle bir sahabiydi Hazreti Ömer. Üçüncü sorumuz, üçüncü yüz puanlık sorumuz gelsin efendim. Osmanlı Devleti'nde savaş esnasında şehit olan tek padişah kimdir? Sorumuz bu. A. Orhan Gazi B. Birinci Murat C. Fatih Sultan Mehmet D. Kanuni Sultan Süleyman Evet, hala süremiz var. Son 10 saniyemiz. Osmanlı Devleti'nde savaş esnasında şehit olan tek padişah kimdir? <laughs> evet, süremiz doldu. Doğru cevap 1. Murat olacaktı. 1. Murat, peki hangi savaşta şehit oldu diye sorsam? Evet, Kosova Meydan Savaşı'nda şehit oluyor. Kosova Meydan Savaşı'nda bir özellik daha var. 1. Murat'ın iki kabri var değerli izleyenler. Kosova Meydan Savaşı'nda şehit olduktan sonra tabi o zaman başkent Bursa. Şehidin naaşını Bursa'ya götürmek istiyorlar ama bir sorun var. Naaş, naaşın çürüme tehlikesi var ve hemen o an meydanda iç organlarını çıkarıyorlar ve meydana gömüyorlar. Daha sonra cesedin diğer kısmını da Bursa'ya götürüp oraya gömüyorlar. Dolayısıyla 1. Murat'ın İki tane kabri var. Evet, dördüncü sorumuz gelsin, dördüncü yüz puanlık sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısın diğer adıdır? A. Demir çeken, B. Demir tutan, C. Demir kapan, D. Tutacak. Üç, üç çıkın, her birisi dört çıkın, her birisi birbirine yakın. Zor bir soru bence. Son 10 saniye. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısın diğer adıdır? A. Demir çeken, B. Demir tutan, C. Demir kapan, D. Tutacak. Doğru cevabımız demir kapan olacaktı. Seyircilerimizin %51'i demir çeken demiş. yüzde ee, %10'u da demir tutan demiş. %37'si demir kapan, %2'si tutacak demiş. Evet zor bir soruydu. Nitekim Sonuçlardan da belli oluyor. Seyircilerimizin %37 C şıkkı demişler. Çoğunluğu demir çeken A şıkkı demiş. Ama maalesef doğru cevap demir kapan olacaktı. Mıknatıs da Yunanca bir kelime dilimize girmiş. Türkçe olarak demir kapan olarak da kullanılıyor ama daha çok mıknatıs olarak meşhur olmuş. Evet, beşinci sorumuz gelecek. Beşinci sorunun ardından inşallah 10 kişilik listemizi göstereceğiz. En çok en hızlı e, cevaplayan 10 10 kişiyi göreceğiz birazdan. 5. sorumuz gelsin. Ey mücahitler, arkanızda düşman gibi bir deniz, önünüzde deniz gibi bir düşman var. Nereye kaçacaksınız?" diyen ve Endülüs'ü bugünkü adı, adıyla İspanya'yı fetheden komutanın adı nedir? Bu da çok meşhur. A. Talha bin Ubeydullah B. Tarık bin Ziyad C. Mus'ab bin Umeyr D. Safvan bin Muattal Son 5 saniyemiz. <laughs> evet. Süremiz oldu. Doğru cevap Tarık bin Ziyad olacaktı. Tabi burada çok meşhur bir şey daha var. ...Tarık bin Ziyad komutanlığındaki ordu karaya ayak bastıktan sonra Tarık bin Ziyad ne yapıyor? Gemileri yakıyor. Ve böylece ordunun geri dönme ihtimali kalmıyor. Dolayısıyla gemileri yakıp da geldim sözü de aslında buradan gelme bir söz. Ardından Tarık bin Ziyad şu güzel cümleyle başlayan, meşhur cümleyle başlayan bir konuşma yapıyor sonra Endülüs'ün kapıları, Endülüs'ün fethi gerçekleşiyor. Şimdi 5 soruyu çözdük. 500 puanlık 500 puanlık bir e, süreçten geçtik. Şimdi bakalım en hızlı en hızlı cevap verenler kimler? Bakalım. Evet listemiz belirdi. 10. sırada Recep Kurt Diyarbakır'dan katılmış 35 saniyede çözmüş. 9. sırada Yusuf Miran Alparslan Diyarbakır'dan 34 saniyede çözmüş. Çetin Özer Batman'dan 8. sırada 34 saniye. Mesut Ekmekçi Gaziantep 34 saniye. Mehmet Akdeniz Şırnak 33 saniye. Yusuf Kerem Ayaydın Adana 33 saniye. Elif Işık İstanbul'dan katılmışlar 32 saniyede Cihan Doğan İstanbul'dan 31 saniye Yusuf Hattap İstanbul'dan 31 saniye Zeynep Adıyaman Diyarbakır'dan 31 saniyede soruları çözmüşler tebrik ediyoruz tabi bu liste her an değişebilir çünkü önümüze daha 15 tane soru var yese kapılmaya umutsuzluğa kapılmaya gerek yok evet şimdi sıradaki 100 puanlık sorumuz gelsin mi? 6. sorumuz. Gel. Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar ayeti hangi surede geçmektedir? Kolay bir soru bence. Ama bakalım. A. Müddessir suresi. B. Müzemmil suresi. C. Mücadele suresi. D. Bakara suresi. Son 10 saniyemiz. Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar. <laughs> evet, süremiz doldu. Müddessir suresi olacaktı. <laughs> Seyircilerimizin yüzde seksen ikisi doğru, doğru şıkkı cevaplamışlar. Tebrik ediyoruz. Yüzde on üçü müzemmil suresini işaretlemiş. Yüzde ikisi de mücadele, yüzde üçü de Bakara suresini işaretlemişler. Şöyle bir şey var. Müddessir, müddessir kelimesi de ee, örtüsüne bürünen anlamına geliyor. Müzemmil suresi de aynı şekilde örtüye bürünen anlamına geliyor. Bu ikisi arasında karıştırma olabilir mi diye düşündüm ama olmadı. Müdessir suresi. Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar ayeti. Bu cümle direkt Müdesir suresinde geçer. Tebrik ediyoruz izleyici e, yarışmacılarımız. Evet, sıradaki 100 puanlık sorumuz gelsin. 7 soru. Kızıl gezegen olarak bilinen gezegen hangisidir? Evet, A Mars, B Satürn, C Güneş, D Jüpiter. <laughs> Kızıl gezegen hangisidir arkadaşlar? <laughs> Son 10 <on> saniyemiz. <laughs> evet, süremiz sona erdi. Doğru cevap Mars olacaktı. Kızıl Gezegen diye adlandırılan gezegenimiz Mars gezegendir. Tabii Jüpiter'de şöyle bir mesele var. Jüpiter'de de kızıl bir e, kızıl renkli fırtına bulutlarından oluşan bir benek var, bir leke var. Buradan karıştırılma ihtimali vardır. Seyircilerimiz ne yapmışlar? Mars %83'ü Mars demişler. Tebrik ediyoruz. Doğru şıkkı cevaplamışlar. Yüzde Satürn demiş, yüzde biri Güneş demiş, yüzde dokuzu da Jüpiter demişler. Tebrik ediyoruz seyircilerimizin çoğu Mars doğru şıkkını işaretlemişler. <laughs> Peki 8. soruya geçelim. Bu da vücudumuzla alakalı bir soru. Bakalım neymiş? Sağlık, sağlıkla alakalı. <laughs> İnsan vücudundaki en büyük organ hangisidir? A. Bacak, B deri, C kafa, D kol. Bunlardan hangisi daha büyük? <laughs> Son 10 saniyemiz. İnsan vücudundaki en büyük organ hangisidir? Son 5 saniyemiz kaldı. <laughs> evet. Süremiz doldu. Doğru cevap deri olacaktı arkadaşlar. Deri ee, bakalım seyircilerimiz ne yapmışlar? Bacak diyenlerin oranı %32. Deri diyenlerin oranı yüzde 58, kafa diyenlerin oranı yüzde 9, kol diyenlerin oranı yüzde 1. Ee, bacakla deri arasında gidip gelme olmuş e, orana baktığımızda. Ama yine de çoğunluk deri demişler. Deri her ne kadar küçük gibi görünse de aslında düşündüğümüzde zihnen birleştirdiğimizde en büyük organ olduğu görülüyor arkadaşlar. Tıbben bu kanıtlanmış. Evet sonraki sorumuz gelsin. Dokuzuncu sorumuz 100 puanlık sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Hz. Osman radıyallahu an döneminde çoğaltılan Kur'an-ı Kerim'in gönderildiği şehirlerden biri değildir. A. Mekke B. Şam C. Bahreyn D. Bağdat Adana, e, Evet Hazreti Osman'ın çoğaltılan Kur'an-ı Kerim'i hangi şehre gönderilmemiştir arkadaşlar? Son 5 saniyemiz. <laughs> evet, süremiz doldu. Doğru cevabımız Bağdat olacaktı. Ee, seyircilerimizin çoğu Bahreyn demiş, Ceyhan. Mekke diyenlerin oranı %17, Şam diyenlerin oranı %9 Bahreyn diyenlerin oranı %55, Bağdat diyenlerin oranı %19. Evet doğru cevap Bağdat olacak da arkadaşlar. Çünkü neden Bağdat? Ee, Hz. Osman Kur'an döneminde Kur'an çoğaltılınca henüz Bağdat şehri ortada yoktu. Bağdat şehri çok sonradan inşa ediliyor, yapılıyor. Ne zaman? Ta Abbasi halifeliği döneminde Bağdat şehri inşa ediliyor. Ve dolayısıyla Bağdat, Bağdat şehrine Hazreti Osman mus mushafı gönderilmiyor. Doğru cevabımız Bağdat olacaktı. Evet, yine 10. soruya geliyoruz. 10. Sorudan, sorudan sonra listemizi tekrar göreceğiz. Durum ne? Tam olarak puan tab bu sefer puan tablosunu göreceğiz. Süre değil, puanlar ne kadar ona bakacağız. Evet, 10. sorumuz gelsin. <laughs> Dünya üzerinde en fazla konuşulan dil hangisidir? A) İngilizce B) İspanyolca C) Çince D) Hintçe. Biraz mantık kullanılarak da yapılabilecek bir soru. <laughs> Dünya üzerinde en fazla konuşulan dil hangisidir? <laughs> A) İngilizce B) İspanyolca C) Çince D) Hintçe. Süremiz oldu. Doğru cevap Çince olacaktı. Çince. Ee, seyircilerimizin %58'i İngilizce demişler. %2'si İspanyolca demişler. Doğru cevabı şıklayanların oranı %35. Hintçe diyenlerin oranı %5. Arkadaşlar nüfus nüfusa bakarak da bu soru çözülebilirdi. Ee, 2022 verilerine göre Çin'in nüfusu 1,412 milyar. Dünya nüfusunun e, nüfusu ise 8 milyardan oluşuyor. Siz ora düşünün, e, bu oranı düşünün. Doğru cevap Çince olacaktı. İlk başta İngilizceymiş gibi geliyor. Dünya dili, dili olarak konuşuluyor ama nüfus olarak Çince daha fazla. <laughs> şimdi... Şimdi bakalım. Diyelim ki yarışma burada bitti. Burada kesildi. Sona erdi. Bu durumda kimler acaba öndeler? Ona bakalım. Gelsin listemiz. Evet, ilk 3 sırada kimler var? Birinci sırada Cemal Kurt, Diyarbakır'dan katılmışlar. 900 puan ee, ve 323 saniyede bunu, 10 soruyu 323 saniyede cevaplamış. 900 puansa demek ki 9 soruyu bilmiş. İkinci sırada Muhammed Ata Yaçin var Gaziantep'ten. Kendisi de 900 puanda ama 334 saniyede cevapladığı için ikinci sıraya düşmüşler. Üçüncü sırada İbrahim Halil Yıldırım var Adıyaman'dan. 900 puan o da ama 365 puanla üçüncü sıraya düşmüşler. Diğerlerine bakalım. Hilal Koçhan Malatya'dan 900 puan 393 saniye. Abdülkerim Aybek Siirt'ten. 800 puan 286 saniyede. Zeynep Adıyaman Diyarbakır'dan 800 puan 289 saniyede. Recep Kurt Diyarbakır'dan 800 puanla ve 293 saniyeyle 7. sıraya düşmüş. Ahmet İncir İstanbul'dan 800 puan 293 299 saniye ve 9. sırada Sena Erdağ var. Diyarbakır'dan katılmışlar. 800 puan ve kaç saniye? 299 saniye. Son 10. sırada da ise sırada ise Rukiye Aruk Adıyaman'dan katılmışlar. 800 puanla ve 311 saniye ile. Üzülmek yok. Daha önümüzde neler var? 200 puanlık 5 soru, 300 puanlık 5 soru var arkadaşlar. Her şey değişebilir bu liste böyle kalmaz. Üzülmek yok. E, ee, Yeyse kapılmak, endişeye kapılmak yok. Bütün yarışmamıza hızla devam ediyoruz. İlk 200 puanlık sorumuz gelsin. Heyecanla devam edelim. Evet, 11. sorumuz gelsin bakalım. <laughs> Avrupa'nın en uzun nehri hangisidir? A. Tuna Nehri B. Volga Nehri C. Dinyester Nehri D. Ren Nehri Avrupa'nın en uzun nehri hangisidir? Son 10 saniye. Evet 5 saniyemiz kaldı. A. Tuna Nehri B. Volga Nehri C. Dinyester Nehri D. Ren Nehri Doğru cevap Volga Nehri olacaktı arkadaşlar. Volga Nehri. Bakalım seyircilerimiz ne yapmışlar? %52'si Tuna Nehri demişler. Tuna Nehri meşhurdur diye doğru cevap o değil arkadaşlar. %25'i Volga Nehri demişler. %4'ü Dinyester Nehri demiş ve %19'da Ren Nehri demişler. Doğru cevabımız Volga Nehri olacaktı. <laughs> Volga Nehri nereden akıyor? Rusya'dan. Rusya'dan akıp Hazar Denizi'ne dökülüyor. Uzunluğu da söyleyelim. 3531 kilometre. Evet. Bu 200 puanlık sorumuzdu. Zor bir soruydu, kabul ediyorum. İkinci 200 puanlık sorumuz gelsin. Biraz tarih bilgisi olanlar gelsinler. Bizans İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'dan önce hangisi şehir, hangi şehirdi? Bizans İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'dan önce hangi şehirdir? A. İzmir, B. Atina, C. Roma, D. Nikomedia. Bizans İmparatorluğu'nun İstanbul'dan önceki başkenti hangisidir? Tarih bilgisi olanlar buyursun. Cevaplasınlar. Son 5 saniyemiz. <laughs> evet. Doğru cevap Nikomedia olacaktı. Bakalım. Nikomedia. Evet bu bayağı bir zor soruydu. Belli oluyor seyircilerimizin %2'si sadece Nikomedia demişler. %7'si İzmir demiş. %30'u da Atina demişler. %61'i de Roma demiş. Evet. Roma %61 çoğunluk Roma demiş. Ama Bizans zaten biliyorsunuz Roma'dan ayrılma. Roma'nın ikiye bölünmesinden sonra ortaya çıkmış bir imparatorluk. Bizans imparatorluğu. Doğu Roma var, Batı Roma var biliyorsunuz. İşte Bizans dediğimizde Doğu Roma'dır. Ve dolayısıyla Batı Roma'nın başkenti Roma'dır. Doğu Roma'nın başkenti ilk başta neydi? İstanbuldan önce Nikomedia'ydı. Peki Nikomedia neresi? Bugünkü İzmit. İzmit. Oraya, oraya, oranın önceki adı Nikomedia'ydı. Oranın yöneticisinin almış, yöneticisinden almış alınmış bir isim. Evet, değerli izleyenler, üçüncü 200 puanlık sorumuz gelsin. Yarışmamız hızla devam ediyor. <laughs> İnsan vücudunda oksijeni akciğerlerden vücut hücrelerine taşıyan pigment pigment hangisidir? İnsan vücudunda oksijeni akciğerden vücut hücrelerine taşıyan pigment hangisidir? A) Melanin B) Hemoglobin C) Albumin D) Keratin <laughs> Son 5 saniye. Evet. Doğru cevabımız hemoglobin olacaktı. Hemoglobin. Tebrik ediyoruz seyircilerimizin %59'u çoğunluk hemoglobin demişler. Melanin diyenler %16, albumin diyenler %15, keratin diyenler de %10. Dilerseniz biraz bunlardan bir küçük bilgiler vereyim. Melanin cilt, göz ve saç renginin belirlenmesinden sorumlu doğal bir cilt pigmenti. Albuminde kan plazmasında bulunan bir proteindir. Vücuttaki sıvı dengesinin korunmasına yardımcı oluyormuş. Keratin ise saç, tırnak ve deriyi oluşturan ve koruyan bir protein türüdür. Doğru cevabımız hemoglobin olacaktı. Sonraki sorumuz gelsin. Ee, bu da sağlıkla alakalı. Vücutta insülin hormonunun e, yetersizliği veya eksikliği sonucu oluşan hastalık hangisidir? A anemi, B hipertansiyon, C diyabet, D Osteoporos. Son 10 saniyemiz. Vücutta insülin hormonunun yetersizliği veya etkisizliği sonucu oluşan hastalık hangisidir? <laughs> Tabii öncelikle Evet, süremiz doldu. Doğru cevap diyabet. Tebrik ediyoruz. Seyircilerimizin çoğu bildiler bu soruyu. %84'ü bilmiş. Tebrik ediyoruz. A şıkkını işaretleyenler, anemi diyenler %5. Hipertansiyon diyenler %7. Ost, osteoporoz diyenler %4. Evet, ünsilin hormonunun yetersizliği. Ünsilin dediğimiz hormon ne işe yarıyor? Midenin arkasında yer alan organizmalardan oluşan, pankreasta üretilen bir hormonmuş insülin. Ve glikozu enerjiye çeviriyor arkadaşlar. Şekeri enerjiye çeviriyor. Ve kandaki şekeri enerjiye çeviriyor. Eğer bu insülin eksikliği oluşursa kandaki şeker enerjiye dönüşmez ve fazlalık olarak vücutta dolaşmaya başlar. Bu da diyabete sebep oluyor. Diyabet dediğimizde çok meşhur ismi neymiş? Neydi? Şeker hastalığı. Diyabet şeker hastalığı. Evet son 200 puanlık sorumuz gelsin ve tekrardan listeye bakacağız. Çünkü 15. soruya ulaştık. Acaba liste Onu göreceğiz. Evet. Işık yılı hangi büyüklüğü ölçmek için kullanılan bir birimdir? Işık yılı. A. Zaman. B. Hız. C. Mesafe. D. Enerji. <laughs> Işık yılı hangi büyüklüğü ölçmek için kullanılan bir birimdir? Evet son 5 saniyemiz. Süremiz <laughs> doldu. Doğru cevabımız mesafe olacaktı. <laughs> Zaman diyenlerin oranı yüzde %15. Hız diyen seyircilerimizin oranı yüzde %31. Mesafe diyenler yüzde %43. Enerji diyenler yüzde %11. Ee, bu da Seyircilerimizin çoğunluğu 43 olarak mesafe demişler. Tebrik ediyoruz. Işık yılı dediğimiz nasıl ki yani ismine baktığımızda ışık yılı dediğimizde zamanla alakalıymış gibi görünüyor ama uzayda ölçüm birimi olarak mesafe ölçüm birimi olarak kullanılıyor. Hatta bu sayede Güneş'in 8,3 dakika sonra gelen ışıklarını görüyoruz aslında. Güneş'in o anki halini görmüyoruz. 8,3 dakika önceki halini görüyoruz her seferinde ve bunu da ışık yılı e, şeyiyle hesabıyla başarıyoruz. Şimdi 16. sorumuzla e, liste listeyi erteliyoruz. 16 soru 16. soruyla devam edelim. Bilinen en tembel hayvan aşağıdakilerden hangisidir? A. Slot B. Koala C. Bahçe salyangozu D. Büyük kaplumbağa Doğru cevabımız hangisi? En tembel hayvan aşağıdakilerden hangisidir? Tabi bu ilk 300 puanlık sorumuz ona göre cevaplayın. A. Slot B. Koala C. Bahçe salyangozu D. Büyük kaplumbağa Doğru cevap slot olacaktı. Her birisi birbirinden yavaş hayvanlar, tembel hayvanlar. Koala daha çok meşhur slot ismi biraz duyulmaya duyulmamış bir hayvan ama tipini görseniz hepiniz hatırlarsınız muhtemelen. %7 oranında seyircimiz bilmiş yani çok azı bilmiş. Çoğu koala demişler %79 doğal olarak. C bahçe salyangozu %6 ve büyük kaplumbağa diyenlerin oranı da yüzde sekiz. Doğru cevabımız A olacaktı, slot olacaktı. Sonraki sorumuz, sonraki ikinci 300 puanlık sorumuz gelsin. <laughs> Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan ülke hangisidir? Evet, A. Kolombiya, B. Etiyopya, C. Vietnam, D. Brezilya. Kahve severler, kahve tiryakileri bu soruyu çözebilecek mi acaba? Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan ülke hangisidir? Son 5 saniyemiz. A Kolombiya, B Etiyopya, C Vietnam, D Brezilya. Evet, seyircilerimizin çoğunluğu bilmişler. Tebrik ediyoruz. Kolombiya diyenlerin oranı %27. Etiyopya diyenlerin oranı %21, Vietnam diyenlerin oranı %9, Brezilya diyenler %47. Galiba seyircilerimizin çoğu kahve ile arası iyi herhalde. Öyle görünüyor. Sonraki sorumuz gelsin. 18. sorumuz. 3. 300 puan. Mekke'nin fethinden sonra Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle Kabe'nin temizlenmesi için Kabe'nin damına çıkan putları kıran kişi kimdir? Hz. Ali A. B. Bilal-i Habeşi C. Hz. Osman D. Hz. Ömer Kabe'nin damına çıkan putları kıran, temizleyen sahabe kimdi? Mekke'nin fethinden sonra. <laughs> evet. Süremiz doldu. Doğru cevap Bilal-i Habeşi olacaktı. Seyircilerimizin çoğu bilmiş. Tebrik ediyoruz. %27'si Hazreti Ali demişler. %7'si Hazreti Osman demiş. %15'i de Hazreti Ömer demişler. Aslında çok meşhur bir film var. Çağrı filmi. Onu izleyen seyirciler varsa kolayca hatırlayacaklardır. O sahnede güzel bir şekilde yansıtılmış. Bilal-i Habeşi Veda Haccı'ndan önce Mekke Fethi'nden sonra çıkıyor Kabe'nin üzerine. Hatta bir ezan da okuyor. Böyle. Dördüncü 300 puanlık sorumuz gelsin. Hicretin ikinci yılında Müslümanlarla müşrikler arasında gerçekleşen ve Müslümanların zaferiyle sonuçlanan Bedir Savaşı'nda müşrik ordusunun komutanı kimdi? A. Ebu Cehil B. Ebu Süfyan C. Velid bin Muire D. Utbe bin Rebiya Son 5 saniyemiz arkadaşlar. Evet, doğru cevap Ebu Cehil olacaktı. <laughs> Seyircilerin %50'si Ebu Cehil demiş, %32'si Ebu Süfyan demiş, %12'si Velid bin Muire, %6'sı Utbe bin Rebia demişler. <laughs> Bedir Savaşı'nda Ebu Süfyan hatırlayacak olursak, Kervan'ın liderliğini yapıyordu. Zaten Bedir Savaşı ilk başta böyle Müslümanların savaşmak istediği bir savaş değildi. Sadece kervana gidip kendi haklarını alacaklardı. O kervanın başında Ebu Süfyan vardı. Tabii kervan Mekke'ye gidiyor sahil yolundan. Ama işte Mekkeden gelen ordunun komutanı ise Ebu Cehildi. Bin kişilik orduyu da hatırlayacaksanız Müslümanlar da yaklaşık 300 kişilik bir orduya sahiptiler büyük bir zaferle sonuçlanıyor. Son sorumuz gelsin. 20. soru ardından birinciler vermiş göreceğiz. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nübüvvet verilmeden önce Mescid-i Haram'da yerleştirilmesi gereken Hacerül Esvet taşını yerine koyma şerefine nail olduğu olay hangisini, hangi ismi taşır? A. Hicret B. Hilful Fudul C. Darun Nedve toplantısı D. Kabe hakemliği. Son 5 saniyemiz. Bu da meşhur bir olay. Siyer okuyanlar hatırlayacaktır. Evet, doğru cevabımız D. Kabe hakemliği olacaktı. Nitekim seyircilerimizin çoğu yüzde 86'sı Kabe hakemliği demişler. Tebrik ediyoruz. Çoğunluğu bildiler. Hicret diyenler yüzde 2, Hilfül Fudul diyenler yüzde 9, Darun ve toplantısı diyenler yüzde 3 tek almışlar. Ama doğru cevabımız Kabe hakemliği olacaktı. Hacerül Esved'in yerine koyulması. Kabe tamir ediliyordu. <laughs> Kureyş'in ileri gelenleri arasında şey anlaşmazlık oluşuyor. Kim yerleştirecek Hacerül Esved'i yerine diye. Sonra hakem Resulullah'ın hakemliği doğrultusunda bir bezin üstüne koyuyorlar Hacerül Esved'i. Sonra her bir lider bir tarafından tutup kaldırıyor. En son da Resulullah hacer Esved'i alıp Kabe'ye yerleştiriyor. Ve zaten Muhammedül Emin hakemliğinde gerçekleşiyor ve meşhur bir olaydır biliyorsunuz. Evet şimdi listemiz gelsin mi arkadaşlar? Yarıştık, bu 20 soru çözdük, didindik, tırnaklarımızla kazıya kazıya buralara geldik diyorsunuz. Bir an önce listeyi açıkla ve kim kazandı görelim diyorsunuz. Biliyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu yarışmada ödül alanlar 5 hafta boyunca tekrardan ödül alamayacaklar arkadaşlar. Bunu da hatırlatalım. Yarışmaya katılabilirler elbette, soruları çözebilirler. Ama 5 hafta boyunca tekrardan ödül alamayacaksınız. Tabii 5 hafta sonra tekrar girip yine ödül alabileceksiniz. Şimdi gelsin mi listemiz? 10. sıradan yavaş yavaş görelim isimleri. Evet. 10. sırada Esma Casuk var. Diyarbakır'dan 2300 puanla ve 604 saniye ile. Tebrik ediyoruz. Listeye girmişler. Bu da bir başarı. 9. sırada kimler var? Kim var? Muhammed İstemi Şanlıurfa'dan katılmış. 2300 puan ve 558 saniyeyle. saniye ile. Saniye aynı. 8. sıradaki arkadaşımız gelsin. Mehmet Şirin Özel Konya'dan katılmışlar 2300 puanla 514 saniye ile. 7. sırada kim var? Cemal Kurt Diyarbakır'dan 2400 puan 569 saniye ile. 6. sırada kim var? Emine Kaymaz Siirt'ten katılmışlar 2500 puanla 589 saniye ile. Tebrik ediyoruz. 5. sırada kim var? Recep Kurt Diyarbakır'dan 2600 puanla 587 saniye ile. 4. sırada kim var? Ensar Arslan var. İstanbul'dan katılmışlar. 2600 puanla 567 saniye ile. Evet. <laughs> en heyecanlı bölüm geldi. 3. sırada kim varmış bakalım. İlk üç kişi göreceğiz şimdi. Evet, şimdi şunu da söyleyelim. Bu puan tablosundan sonra herkesin ekranında şey de belirecek. Ne kadar aldığı puan ve sıralaması tek tek görülecek. Burada ilk 10 kişi var ama her yarışmacının aslında kaçıncı sırada olduğu da ekranda görünecek kendi ekranında. Evet şimdi... Üçüncümüz kimdir? Hemen görelim. Muhammed Atay'a için Tebrik ediyoruz. Gaziantep'ten 2700 puanla 620 saniye ile. Tebrik ediyoruz kendilerini. İnşallah ödü kendisiyle iletişime geçip ödülünü takdim göndereceğiz adresine. İkincimiz kimmiş görelim mi? Zehra Nur Sönmez Elazığ'dan 2700 puanla 604 saniye ile. Evet şimdi puanlamayı görüyorsunuz değil mi? 2700 puan ikisi de ama Zehra Nur Sönmez 604 saniye ile öne geçmiş. Yani 16 saniye ile ikinci sıraya geçmiş. Öne geçmiş. Böyle bir yarışma. Şimdi birinci kim? Onu görelim arkadaşlar. Abdülkerim Aybek Sirt'ten katılmışlar ve 2800 puanla 589 saniye ile e, yarışmamızın birincisi oldular. Abdülkerim Aybek tebrik ediyoruz. İnşallah yarışma, ödül, ödülü hak eden yarışmacılarımıza ödüllerini yollayacağız adreslerine. Evet. <laughs> şu an şu an an itibariyle Muhtemelen herkes kendi ekranında kaçıncı sırada olduğunu kaç puanda olduğunu ve kaç saniyede çözdüğünü görmüş olacak. Şu an görüyor olmanız gerekiyor. Evet. 20 soru çözdük, sizlerle beraber yarıştık, bir şeyler öğrendik, öyle değil mi? öğrendi, bildiğimiz şeyleri hatırladık, yorulduk, çayımızı içtik, kahvemizi içtik ama yine de ter, ter akıttık, yorulduk. Böyle bir yarışmaydı. Hatasıyla, hatalarıyla, güzellikleriyle. Eğer hatalar olmuşsa bu kusurlar bizdendir. Bütün güzelliklerde de allah Teala'dandır diyoruz. İnşallah e, yarışma, ödül alamayanlar üzülmesinler. Her hafta, her pazar saat 20'de tekrardan burada olacağız. Yine ödül almaya, ödül kazanmaya şeyleri var. ödül kazanmaya fırsatları olacak diyelim. Evet, yarışmamız burada sona eriyor. Sizleri Allah'a emanet Allah'a emanet edelim. Haftaya pazar günü saat 20'de tekrardan görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Kim bilecek yarışması Kitap Bahçesi'nin katkılarıyla sona erdi.